Sevgili dostlarım merhaba. Türk Medeni Kanunu'ndaki bir düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi iptal etti. Anayasaya aykırı buldu ve bununla birlikte soybağının reddi davasını artık çocuğun annesinin de açabileceğine karar verdi. Bununla ilgili kanun maddesini 18. Aile Mahkemesi, Ankara 18. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi iptal etti. İşte bu gelişmeyle ilgili olarak sizleri genel olarak bilgilendirmeye çalışacağım bu videomuzda. Videomuz başlıyor. Bizi takip edenler bilecektir. Daha önce bu konuda yani babalığın reddi davası, soybağının reddi, nesebin reddi davası için bazı şartların olduğunu ve bunu medeni kanuna göre de sıralamıştık. Verdiğimiz bir örneğimiz vardı bir videomuzda. Bu videomuzda bakın kimlerin dava açabileceğini izah etmiştik orada. Bir daha dinleyelim ilgili bölümlerini, ondan sonra videomuza devam edelim. Bu konuda medeni kanunumuz düzenleme yapmış. Demiş ki soybağı davalarıyla ben çok uzun uğraşmam. Bunu belirli kişiler açabilir ve belirli sürelerde açması gerek. Eğer açmıyorsa artık benden günah gitti. Bu insanlar düzeltmiyorsa ben artık gerisine karışmam diyor devlet. Bu davaları kim açabilir? Yani soybağının reddi davasını olayımızda mesela Mustafa itiraz edebilir mi? Asıl babası, Yıldız'ın babası aslında Mustafa. Hazal Hanım'ın da gerçek eşi. Hayır, açamıyor bu davayı. Mustafa belirli şartlarda açabiliyor. Biraz sonra söyleyeceğim. Anne açabiliyor mu? Açamıyor. Bu davayı aslında Muhittin, yani kendi çocuğu olmadığını öğrenen Muhittin ile çocuk açabilir. Bunun da şartları var. Muhittin'in bu davayı açabilmesi için çocuğu olmadığını, yani nüfusunda kayıtlı Yıldız'ın kendi çocuğu olmadığını öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde açması gerekiyor. Hak düşürücü süredir. Bu bir yılı geçirirse Muhittin'in dava açma hakkı yok. İkinci ihtimal kız, yani Yıldız açabilir. Ama Yıldız 18 yaşından küçük. Evet, 18 yaşından küçükse birinci ihtimal Yıldız'a bir kayıp atatırılabilir. Çünkü anneyle menfaat çatışması olacağı için anne onun adına bu davayı açamaz. Kayıp atanır, bağımsız bir kişidir. Mahkemece atanır, sulh mahkemesi tarafından. Ondan sonra kayıma tebliğ edildiği tarihten itibaren, yani bu çocuk Muhittin'in çocuğu değil denildiği andan itibaren kayın bu davayı bir yıl içerisinde açabilir. Veya bu da bunu yapmadılar. Yıldız 18 yaşını doldurduğu tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu davayı açabilir. Eğer bu sürelerde bu davalar açılmazsa o zaman bu kaydı düzeltemeyiz. Mustafa ise, asıl baba Mustafa ise bu davayı açabilmesi için Muhittin'in ya akıl sağlığının bozulması, ya ölmesi ya da gayipliğine karar verilmesi halinde bu davayı açma hakkı olur. Evet, bu videomuzda da söylediğimiz gibi soybağının reddi aslında babalık karnesinin aksi, yani babalığı reddetme, soybağını reddetme hakkı sadece kendi baba olmayan kişiye verilen bir haktı. Çocuğa verilen bir haktı. Yani bunlar dava açabiliyor. Ama bunların arasında anne yok. Hani şöyle tekrar medeni kanunu özetlersek, medeni kanunun 282. maddesine göre anne ile nesebin, ki doğal olarak da kim doğuruyorsa çocuğu annesi de odur. Çocukla anne arasındaki diyor nesep, soybağı doğumla kurulur diyor. Evet, burada bir sıkıntı yok. Aynı şekilde babayla soybağı ise ya tanıma yoluyla, yani babalığın tanınması yoluyla, ya da bir mahkeme kararıyla veya anneyle evlenmeyle düzeltilebileceği, bu bağın kurulabileceği veya evlatlık ilişkisiyle soybağının kurulabileceği hüküm altına alınmış. Ancak evlilik devam ederken veya evlilikten sonra boşanma kararı kesinleştikten itibaren 300 gün içerisinde, yani 10 ay içerisinde doğan bir çocuk var ise bu evlilikten dolayı, biten evlilikten dolayı, bu çocuğun babasının karine olarak babasının boşanılan eş olduğuna karar verilir ve nüfusa bu şekilde kaydedilir. Halbuki bu çocuk başka birinden de olma ihtimali var evlilik birliği içerisinde veya evlilik birliği dışında. Yani bu 300 günün içerisinde bu çocuk doğmuşsa bunun babası, yani boşanılan A şahsı değil de dışarıdan evlilik dışı B şahsı, B olabilir. İşte bu karine, yani A'nın baba olma karinesi sadece ve sadece A tarafından dava açılması halinde mümkün
veya çocuk açabiliyor. Çocuk eğer 18 yaşını doldurursa bir yıl içerisinde bu davayı açıp babalığın reddini ispatlayabiliyor. Yani babası olmadığını, reddini sağlayabiliyor. Veya bu çocuğa 18 yaşından küçükse kayyum atanıyor. Kayyum da bu davayı açabiliyor. Ama işte burada anne de mağdur. Aslında anneyle de bir aile ilişkisi var ve bu durum annenin de özel hayatını etkileyen, aile hayatını etkileyen bir durum. Ama anneye bu davayı açma hakkı vermiyor Türk Medeni Kanunu. İşte Türk Medeni Kanunu'nun 286. maddesinin birinci fıkrası sadece kocadan bahsediyor. Kocanın bu davayı açabileceğini söylüyor. İkinci fıkrasında ise bu davayı çocuğun da açabileceğini söylüyor. Eğer kayyum atanıyorsa kayyum da açabiliyor. Ama anne açamıyor. Annenin böyle bir hakkı yok. O da bizi bir sıkıntıya sokuyordu uygulamada. Ama bunun yanında şunu da belirtelim ki Anayasa Mahkemesi kararında da bu belirtiliyor. Yani babalığın tanınmasının iptalini anne isteyebiliyor. Veya babalığın tespiti, yani çocukla bir erkek arasındaki, bir baba arasındaki biyolojik ilişki için babalığın tespiti davasını anne açabiliyor. Ama bu karineyi, yani babalık karinesini, soy bağının reddini ise açamıyor. Çok ilginç. Hepsine mümkün ama buna yok. Artı bu soy bağının reddi davasını diyelim ki nüfusta evli olan veya boşanmış 300 gün içinde doğmuşsa o boşanılan eşin adına kaydediliyor. O davayı açabiliyor ama o açmıyorsa kim açabiliyor bunun yanında? Biyolojik baba. Bunu ancak ve ancak boşanılan eş aklı dengesini yitirmişse, yani ayırtma gücünü kaybetmişse veya ölmüşse bu durumda bu kocanın annesi, babası, alt soyu, yani çocukları, bunlar davayı açabiliyor. Ama bunların arasında yine anne yok. Anne açamıyor. İşte bu haksızlığı gören ve anayasanın eşitlik ilkesi, hukuk devleti ilkesi ve adil yargılama ilkelerine aykırı olduğundan dolayı Ankara 18. Aile Mahkemesi bu önüne gelen davada bu maddenin, bu yani 286. maddenin birinci fıkrasındaki bu anneye hak vermeyen, sadece kocaya hak veren bu dava açma hakkıyla ilgili olarak, bunun anayasaya aykırılığı ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açtı. Anayasa Mahkemesi bunları inceledi. Ancak Anayasa Mahkemesi burada mahkemenin gerekçelerine değil de, ya da anayasadaki dayandığı maddelere göre değil de, kendi tespit ettiği işte 20. madde, yani özel hayatın korunması, aile hayatının korunması ilkesine aykırı olduğunu ve 40. maddede de dava açma, yani anayasal hakların ihlali halinde herkesin dava açabilme hakkının engellendiği, bu durumda da anneye bu hak verilmediği zaman bu konunun anayasaya aykırılık teşkil ettiği, bundan dolayı da iptal edilmesi gerektiğine karar verdi. Ve 26 Temmuz 2023 tarihindeki oy birliğiyle verdiği kararla bu maddeyi iptal etti. Fakat bu madde iptal oldu ama kanunda bir boşluk oluşacağı ve kamuyu da ilgilendirdiği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu iptalle birlikte yeni bir düzenleme yapması gerektiğinden, bu iptal kararının 9 ay sonra, resmi gazetede yayınlandıktan sonra 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi Anayasa Mahkemesi. Bunun anlamı şu: 20 Ekim 2023 tarihli resmi gazetede yayınlandığı için karar 20 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor. Yani o tarihe kadar hala bu 286. maddenin birinci fıkrası yürürlükte kalacak. Tabii ki bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi bu Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına ilişkin olarak yeni bir düzenleme yapabilir. Ben bunu sizinle paylaşmak istedim bu videomda. Böyle bir yeniliği haber vermiş olalım ki anneler için, yani bu soy bağının reddi davaları için çok önemli bir gelişme benim kanaatime göre. Bunu sizinle paylaşmış oldum. Başka bir konuda, başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler. Dövizli askerlik yönüne bakarsak, bir videomuzda daha beraberiz. Tek tek yazmanız gerekiyor.
bunu kim söylüyor? Kaptırma bakımlarında. Burada içimizin bir derdi, sorunuz. Mavi kartlı bu...